yapacağız. Cumhurbaşkanımız. Mitingle ilgili ilk yorumumuzu alabilir miyiz? Ya olağanüstü bir mitingdi. Cumhurbaşkanımızın tabii gelmesi, konuşması çok büyük bir heyecan vardı. Gerek miting öncesinde, gerekse mitingden sonra Cumhurbaşkanımızın otobüste attığı tur sonrası vatandaşımızın büyük bir teveccühü var. İnşallah Esenyurt 31 Mart günü de hak ettiği oyları partimize verir. Ben Esenyurt'ta bu belediyenin Azmi Başkan'ın güzel hizmetler vereceğine inanıyorum. İşte Esenyurt yine kendine yakışanı yaptı. Halkımız Cumhurbaşkanı'nı bağrına bastı. İnşallah 31 Mart'ta da ilçe başkanlığımızda 31 Mart gecesi de aynı mitingimizi burada yapacağız inşallah. Bugün Esenyurt'ta muhteşem bir miting yaptık. Dünya lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırladık burada. Esenyurtlu duruşunu, tavrını, AK Parti'ye olan yaklaşımını, bize olan desteğini bugün ortaya koydu. Durmak yok, yola devam diyerek Allah'ın izniyle 1 Nisan itibariyle de başa geleceğiz. Ve Esenyurt'umuzu hak ettiği noktalara, uluslararası marka şehir haline getireceğiz inşallah. Teşkilat ziyaretinde özel bir sürprizi var mıydı Sayın Cumhurbaşkanımızın? Teşkilat ziyaretimizi Cumhurbaşkanımız teşkilatları çok sever. Çok değer verir, çok önem verir. Bu anlamda teşkilatımızı da ziyaret etti. Vallahi muhteşem bir mitingdi yani. Bugünün en muhteşem mitingiydi. Cumhurbaşkanımıza özlemini Esenyurtlular çok belirgin bir şekilde gösterdiler. Allah hepsinden razı olsun. Esenyurt mitinglere alışık. Esenyurt halkı da Cumhurbaşkanımıza alışık. Çok da seviyor. Dolayısıyla da bugünkü mitingde de gereğini yaptı. Hınca hınç doldurdu. Dolayısıyla ben öncelikle Esenyurt halkına teşekkürlerimi sunuyorum. Onlara hürmetlerimi sunuyorum. Cumhurbaşkanımızı gerektiği gibi ağırladık. Çok güzel mesajlar verdi bize. İnşallah Esenyurt'ta yolumuz açık. 1 Nisan sabahı zaten 2004 yılında Esenyurt'a gelmiş olan bahar 1 Nisan sabahı tekrar meyve verecek, ağaç haline gelecek bize inşallah. İnşallah. Görüşlerinizi alabilir miyiz? Nasıl bir miting geçti? Mükemmel. Abdullah mükemmel. Bak orada 85-90 civarında polis sayısı var. Bir o kadar dışarıda. Yani yolla giremeyenler falan. Çok mükemmel oldu. Millet de bekledi. Yani bu ne demek biliyor musun? Bu ben istekliyim demek. Ben arzuyum demek. Biraz şöyle bir ölü toprağa serilmişti. Esenyurt'ta çünkü her şey oldu bitti diye. Ama ateşlemesi lazım milletin. Ateşlerin inşallah bugün. Başkanım siz Sayın Cumhurbaşkanımızın çok eski bir dostu, yol arkadaşı, dava arkadaşı olarak Cumhurbaşkanımızı nasıl gördünüz? Müthiş bir performans. Yani nereden alıyor bu enerjiyi bilmiyorum ya. Maşallah ya. Ve tabii insan sevgisinden. İnsan sevgisi, vatan sevgisi, bayrak sevgisi, Kur'an sevgisinden aldığı enerji bu. Şükürler olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılmış olduğu büyük Esenyurt mitinginin arkasından ilçe binasının önündeyiz. Hınca hınç bir kalabalık dolu. Müthiş bir heyecan var. Şimdi mikrofonumuzu buradaki vatandaşlara, AK Partililere uzatacağız. Sayın Başkanım, mitingle ilgili görüş alabilir miyiz öncelikle? Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Esenyurt'a geldiler, şeref verdiler. Esenyurt halkı zaten kararlıydı. Kararını da verdi. Dolayısıyla da 31 Mart akşamı inşallah Azmi Başkan 1 Nisan itibariyle de belediye başkanımız olarak göreve başlayacak inşallah diyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Bugün Esenyurt şeref duydu, gurur duydu. Cumhurbaşkanını ağırladı. Özlem giderdik, hasret giderdik. İnşallah bu seçimde de sandıkları patlatacağız. Allah'ın izniyle sandıkları %70 ile %65 ile patlatacağız. Nasıl buldunuz mitingimizi? Mükemmeldi, süperdi. Hafta içi olmasına rağmen ve mesai saati olmasına rağmen süper bir katılım vardı. Çok güzeldi. Meydanda kadınlar ağırlıkta mıydı? Evet evet tabii ki. Kadınlarımız hakikaten emek veriyoruz. Hakikaten... Gönül verdik. Aşığız biz bu partiye. Eyvallah. Reisimizi çok seviyoruz. Eyvallah. Bugün Esenyurt coştu. Hafta içi olmasına rağmen Sayın Cumhurbaşkanımızı coşkulu bir kalabalık teşkilatımız karşıladı. Hafta içi olmasına rağmen 30 bin 40 bin Cumhuriyet Meydanı'nı tıka basa doldurdu. İnşallah 31 Mart'ta da AK Parti kalesini korumaya devam edecektir. Nasıl geçti miting? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, beklediğimizden daha yoğun bir geldi, yoğundu, katılım oldu. Herkese teşekkür ediyoruz.
tekrar tekrar yeniden AK Parti kazanacak. Biz buna inanıyoruz. Esenyurt asla bir başka bir partinin olamaz. Biz başkanımızın arkasındayız. O da gençliğin arkasında olduğunu biliyoruz. Kendisine sonsuz teşekkür ediyoruz. Reisimizi gerçekten çok güzel karşıladık. Gerçekten çok güzel bir kalabalık karşıladı yani. Reisimizi hep beraber. Gençlik kolları adına olarak da çok kalabalık olduğumuzu düşünüyoruz. Yani 40 mahalle hepimiz oradaydık Esenyurt halkı olarak. Mükemmel bir şeydi. Reisimizi güzel ağırladığımızı düşünüyorum. Ve bu saatte hala buradayız. Teşekkür ederiz. İnşallah 31 Mart'ta çok güzel gün bizi bekliyor. Zafer bizim olacak inşallah. Tabii ki Esenyurt bugün tekrar kendine yakışanı yaptı. Miting alanını doldurduk, yaşlısıyla, erkeğiyle, kadınıyla, genciyle. Mesai saati olmasına rağmen Esenyurt kendine yakışanı yaptı. Reisini coşkulu bir şekilde karşıladı. Efendim nasıl gördünüz mitingi çok öncelikle? Müthiş bir mitingdi. Çok güzeldi. Milletin teveccühü çok güzel. Biz sahalardayız. Sahalarda da çok güzel bir olumlu bir şey alıyoruz. Yani bir elektrik alıyoruz. Çok güzel. İnşallah burada farklı kazanacağız. Allah'ın izniyle farklı kazanacağız. Azmi Ekici de çok kaliteli bir insan, donanımlı bir insan. Cumhurbaşkanı gelmesiyle inşallah biz burada farklı bir seçim alacağız inşallah. Esenyurt Belediye Başkanlığı Meclis Üyesi adayı Sayın Coşkun Başkanımla beraberiz. Efendim öncelikle hayırlı olsun. Müthiş bir miting geçirdiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Nasıl görüyorsunuz? Teşekkür Esenyurt ediyorum. Mitingini? Sağ olun. Şimdi Esenyurt'ta bir algı operasyonu yapıldı. Sanki insanlar AK Parti'ye küskünmüş gibi ama bugün bir gerçeği gördük. İnanır mısınız, ben 16 yıldır bu teşkilatın içindeyim. Böyle Esenyurt'ta bir miting olmadı. Gerçekten çok kalabalık, muhteşem bir mitingdi. Zaten insanlarımız reisimizi, cumhurbaşkanımızı çok seviyorlar. Bir de Esenyurt'ta gerçekten milletvekilliği yapmış, teşkilat başkan yardımcılığı yapmış çok kaliteli bir belediye başkanımız geldi, Azmi Ekinci. Vatandaşımız da onu çok sevdi. Reisimizin bize gönderdiği amanete sahip çıkıldı. Bu yüzden de bugün miting alanını gerçekten doldu, taştı. Bu anlamda bütün Esenyurt halkına da teşekkür ediyorum. Sonra alsak geçiyoruz. Peki. Çok muhteşemdi. Esenyurt her zaman böyle siyaseten dolu dolu. Cumhurbaşkanımızı çok iyi karşıladı. Alanda 60 bin kişi vardı. Cumhurbaşkanımızı çok büyük bir sevgiyle karşıladık. Meydanda, ilçemizde de ağırladık. Buraya geldi, büyük bir sevgiyle karşılandı. Biz her zaman Cumhurbaşkanımızın arkasındayız. 31 Mart akşamı da Esenyurt'ta Allah'ın izniyle seçimi kazanacağız. Cumhurbaşkanımızı hediye edeceğiz. Şu anda AK Parti Esenyurt İlçe Teşkilat Başkanımız Mehmet Başkanımızın yanındayız. Efendim ev sahipliğini yaptığınız muhteşem bir kongre geçti. Öncelikle tebrik ederiz. Teşekkür ediyorum. Gerçekten Esenyurt halkının katılımıyla muhteşem bir miting oldu. Ben gelenlerin hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız da ilçemizi ziyaret etti. Kendisi gerçekten bizleri onur etti, şeref verdi, mutlu etti. Teşkilatlarımızla birlikte çok ciddi anlamda motive olduk diyebiliriz. Bugün Esenyurt halkına gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Bizleri mahcup etmediği için, utandırmadığı için inşallah 31 Mart'ta da güzel bir sonuçla belediyemizi Cumhurbaşkanımıza hediye etmiş olacağız inşallah. Öncelikle hayırlı olsun. Muhteşem bir miting geçirdi. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun inşallah. Güzeldi. Coşkulu geçti yine. Cumhurbaşkanımız SKM'yi de ziyaret etti mi? Etti, evet. Misafirimiz oldu. Sonra uğurladı kendisini. Nasıl bir diyaloğunuz oldu? Görüştünüz mü? Görüşemedim ama video çektim tabii ki. Esenyurt TV, Esenyurt'un nabzını tutmaya devam ediyor. Bugün Cumhuriyet Meydanı'nda muhteşem bir mitinge imza atan AK Parti ilçe binasındayız. Ve buranın da kalbi olan SKM'deyiz. Öncelikle tebrik ederim. Müthiş bir miting oldu. Esenyurt halkının mitinge katılımını nasıl yorumluyorsunuz? Yani Esenyurt'un zaten Cumhurbaşkanımıza güzel bir teveccühü var. Bugün de Esenyurt farkındalığını gösterdi. Ve Cumhurbaşkanı çok büyük bir coşkuyla karşıladı. Yani bizim tahminimizce bir 25-30 bin kişi vardı. Güzel bir kalabalık. Hafta içi olmasına rağmen çok yoğun bir tempo, bir kalabalıktı. İlçenin önünde gördünüz zaten. Cumhurbaşkanımız mitingden boşaldığı gibi çok izdiham oldu ilçenin önü de. Yani insanların Cumhurbaşkanımıza sevgisi Esenyurt'ta çok yoğun ve bu sevgi hiçbir şekilde bitmiyor, hamdolsun. Miting çok güzeldi. Çok coşkulu geçti. Ondan sonra reisimiz tabii ki ilçemizi de şereflendirdi. O çok güzel bir duyguydu. Kendisini yakında görme fırsatını elde ettik. Bir görüşmeniz oldu mu? Kendisiyle birebir görüşmemiz olmadı ama yakından resim çekme olanağımız oldu. Kendisine teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmadığı için kendi ilçemizde dahi olsa da. Teşekkür ederim. Efendim Esenyurt mitingiyle ilgili görüşlerinizi alalım.
Merhabalar Esenyurt TV. Esenyurt mitingi gayet coşkulu ve güzel geçti. Cumhurbaşkanımızla da içeride istişare etme olanağı bulduk. O da çok mutlu ayrıldı. Halkın kalabalığı, meydanın kalabalığı hakikaten seçimden zaferle ayrılacağımızın önemli bir işaretiydi bizim için. Bundan biz çok mutlu olduk. Daha evvel de meydanlarımız hep böyle coşkuluydu. Hep böyle bu coşkuyla kazandık zaten seçimleri. İnşallah muvaffak olacağız. İnanıyoruz. Teşekkür ediyorum. Öncelikle nasıl gördünüz Esenyurt mitingini? Çok güzel gördüm, muhteşem. Reisimizin olduğu her yer çok güzel ve muhteşem her zamanki gibi. Bugün de çok güzeldi. Çok sevindik. İlçemize gelmesi bizi ayrıca onurlandırdı ve gururlandırdı. İnşallah bir daha bekliyoruz kendilerini. Buradan selamlar. Miting harikaydı, müthişti. Esenyurt bir kere daha Esenyurtluğunu gösterdi. Esenyurt halkına çok teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımız her zaman yanındalar. Allah'ın izniyle bu seçimi alacağız. Sayın Başkanım. Reisim, başkanım, Allah onu bu yolu nasip etsin.